Pirinç but pirz olayı bugün sizlere sebzeli olarak hazırlayacağız. Öncelikle malzeme listemiz pirinç but pirz ola, kabak, mantar, havuç, domates, defne yaprağı, tuz, karabiber, kekik ve riviera zeytinyağımız var. Şimdi yemeğimizin yapım aşamasına geçiyoruz. Tavamıza bir miktar zeytinyağı. Pirzolalarımızı önce derili kısımları alta gelecek şekilde tavamıza sıralıyoruz. Ocağımızın altını açtıktan sonra pirinç pirzolalarımızı tuzlayalım. Kekik serpiyoruz. Pirinç pirzolalarımız pişerken biz malzememizi hazırlayalım. Önce kabağımızla başlıyoruz. Kabağımızın kabuklu kısımlarını kullanacağız burada. Kabaklarımızın uzunlamasına doğradıktan sonra jülyen şeklinde doğruyoruz. Bir tane kabak yeterli olacak benim tarifim için. Havucuma geçiyorum. Havucumuzu da aynı şekilde uzunlamasına öncelikle doğruyoruz. Sonra jülyen şeklinde doğruyoruz. Pirinç pirzolalarımızı biraz kıvırdıktan sonra çeviriyoruz. Aynı şekilde bu taraflarına tuz ve kekik diyoruz. Şimdi mantarlarımızı yarım doğruyoruz. Domateslerimizi de soyabiliriz. Çok hafif ve sağlıklı bir yemek. Hem protein hem sebzeler bir yerde. Doyurucu tam bir aile yemeği. Yapımı da gördüğünüz gibi çok zor değil. Domateslerimizi de tavla zarı şeklinde doğruyoruz. Şimdi fırın tepsimize alıyoruz. Aynı tavamıza sebzelerimizi ekleyip tuz, kekikle lezzetlendirerek soteliyoruz. Bir miktar soteledikten sonra domateslerimizi ekleyip tamam, sebzelerimiz yeterli derecede pişti. Zaten daha fırında pişmeye devam edecek. Sebzelerimizi pirinç pirzolamız önüne döküyoruz. Yemeğimizi fırın tepsisine aldık. Yemeğimizin ilk aşaması bitti. Şimdi
Tepsimizi folyo ile kaplayıp fırınımıza veriyoruz. Fırında yaklaşık 1 saat kadar 180 derecede yememiz pişecek. Sebzeli but pirzolamız şu an 1 saat 15 dakika kadar fırında kaldı. Yemeğimiz hazır. Fırından alabiliriz. Sebzelerinden de koyuyoruz. Nane ile dekorumuzu yapıp afiyet olsun.